Nərgiz xanım, iddia etmişsiniz ki, mən Rasimi Türkiyədə görmüşəm, düzdürmü? Evet, vallahi ben öyle gördüm ama aynı çocuğa benzettim, tam aynı çocukta ama. Siz Türkiye'nin hansı şehrine zeng edirsiniz? Biz Balasa biliyorsun, Hoşgedem hanımın kocası var ya, Doğuş Bey. Aha. Doğuş Bey durduğu yerde Balat var, orada Balat'tan bir aşağı. Doğuş Bey Almanya'da doğulubdu. Almanya'da doğulubdu ama Balat'ta onun evi var. Ya hanım, vallahi bizim oralarda evimiz yoktu. Yo, yanlış duymuşsunuz. O yoldan keçəndə bir dəfə mənə zəng eləmişdi ki, bağının yanından keçirəm Novxanı da. Mən də dedim ki, yo, Seyvin yanından keçirəm. Mən də çıxmışam şəhərdəki evə, evin pəncərəsindən baxıram. Deyirəm, axı sizi görmürəm. Deyir, necə yəni görmürəm? Mən dayanmışam, yanında da filan kəslərin evləri. Dedim, mən hələ o qədər irəlidə deyiləm. Mən o məhəllələrdə ola bilmərəm. Dedi, Novxanıdayam. Dedim, ay qardaş, mənim Novxanıda bağım yoxdur axı, dedim. Yəni illər öncənin sözüdür. İndi siz də mənə deyirsiniz ki, orada Doğuş bəyin evi, orada Doğuş bəyin evi falan yoxdur. Doğuş bəy bir kərə Almaniyada doğulubdu. Və indi siz hansı şəhərdəsiz dediniz? Ben sənə bir şey söyləyim ya, ben kendim bilmiyorum. Ben Hoşgedem Hanım diyor. Siz ya, Hoşgedem Hanım'la danışırsınız. Siz hansı şehirde yaşadığınızı bilmirsiniz mi? Ben sana kurban olayım sana Hoşgedem. Ay güzelimi giyeyim sen. Bana da Hoşgedem Hanım. Bəli, bəli. Bir aray be bu. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben biz nerede yaşıyoruz? Gazi-Osman Paşa'da biz evde duruyoruz. Esas evde duruyoruz. Ama Gazi-Osman Paşa'dan ben minibüse bindim. Bağışlayın bir saniye Nergis Hanım. Alışveriş merkezine gittim. Dönerken Nergis Hanım. Camda gördüm pencerede. Nergis Hanım. Efendim? Siz Türkiye'nin hansı şehrindesiniz dediniz? Hangi şehrinde değil? İstanbul, Eyüp İstanbul. İstanbul'dasınız değil mi? İstanbul'dasınız yani. Evet, İstanbul. He, yani evet, siz evet. İstanbul'da mı gördünüz Rasim'i? Heh, aferin, bak hele. Hoş geldin hani. Ben sana bakan zaman ben her zaman seni izliyorum. Güzel, her şey sıfırsın, güzel, hoşuma gidiyorsun da. Ben sana bir şey söyleyeceğim, bak. Gözlerimle bu uşağı gördüm ben. Aha, gördün. Aha, harada gördün? Bak, buradaki uşaklar, çocuklar deyirler ama uşaklar deyim sana göre, uşaklar orada, buradakiler çok mutlu geliyorlar. O çocuk düşünceli bir çocuğuydu, başını da yere dikmişti. Ben yere bakırdım, orta bir, böyle ki, elim iğne yapmıştı çocuğa. Çocuk, uşak böyle tam bir başka bir uşağa geldi. Böyle, yani bu uşak küçede mi dayanmıştı? Çocuklar. Bu uşak küçede mi? Ben yerin söyleyeceğim, geleceksiniz, götüreceğim sizi. Yeşil Pınar diye geçiyor orası. Küçük köy, Gazi Osman Paşa, bir de Ali Bey köyü. Aha. Öyle bir yerde ben gördüm ama, ben gördüm, yemin ederim gördüm. Hoşgedem Hanım, uşak böyle aynı senin o verilişindeki uşak ya, çocuk ya, gördüm ya. Hoşgedem Hanım, Azerbaycanlı da danışan hanım. Yok, Kırım Tatarlı. Ben izliyorum ya, izlediğim için çocuğu, uşağın yüzünü, aynı yüzünü gördüm. Öyle boyu da çok küçük dedi, büyük dedi, orta bir boydadı çocuk. Ayxanım, özürlü sayın. Biz 72 gündür burada uşaq arayırıq. Siz o uşağı görürsünüz. Gidip polise malumat vermişsiniz. Bu necə oluyor? Başka bir çocuğuydu. Ben öyle biliyorum. Hemen günü sana haber verəcəydim. Ben başlamamı şey yapamadım. Başlamış şimdi. Dün ayarladım benim numara aradım yattım. Dün aklıma dedim ki ya ben o anneye çok üzülüyorum. Ya belki polislerle belki oran apartmanına bakılır. Böyle birden bakılan zaman kameralar inceliyorlar. Polis incelese orada belki onu nereye götürüyorlar, nereye getiriyorlar. Ben bilmiyorum. Öyle bir şey gördüm vallahi orada. Yemin ederim Allah'a. Ben gördüm ya. Gösterdim yerin. Bak minibüsten giderken görmedim. Gelirken gördüm. Giderken görmedim. Giderken o tarafa bakmadım. Ama ne gelirken gördünüz? Gördüm. Ne vakit gördünüz? Bir 20 günden sonra gördüm. 20 gün sen, ben seni takip ediyorum.
Ben sen konuşalım. Hanım hansı ayda gördünüz? Hansı ayın evveli sonu hiç olmasa onu deyin. Bu ay değil. Bu Mars, fevralın bir onu gibi gördüm. Fevralın onu gibi. Ve o kadar vakte siz bana hiç zeng elemediniz mi? Elemedim. Ben sen WhatsApp'ı yükleyemiyordum. Dün yüklerdim. Ben kendim ayarladım. Ayarlayamıyordum. Numaram. Siz bir tane zengi de mi eleyebilmediniz? Yani siz Türkiye'de WhatsApp'ınız yoktu mu? WhatsApp'ım var var. Senin numara ekleyemiyordum. Aydın. Hoş geldin hanım. Ben sana sen Rehlik'te diyordun ya Doğuş'un annesi şeyde duruyor, Balat'ta duruyor. Ben Balat'ta Doğuş'un annesinin doğulduğu yeri bile bilmirem. Öyle bir şeyde söylememişim. Söylememişim. Diyorum. Balat'a biz yakınız diyorum. Biz Eğit'te duruyoruz. Hanım, yakın, Nergis Hanım, teşekkür ederim. Nergis Hanım, Nergis Hanım, efendim? Siz beni doğru düzgün izlemirsiniz. Ben hiç bilmirəm Doğuş'un annesi, anası harada doğulub, hansı bölgədəndir, haralardandır. Bildiyim oldu ki, Doğuş Bey Almanya'da doğulub. Yəqin siz beni izləməmsiniz. Teşekkür ederim zənginiz için, minnettarım. Türkiyədə olma ehtimalı sıfırdan da aşağı. 11 yaşlı bir uşağın rəsmi şəkildə ölkəni tərk etmə imkanları demək olar ki sıfır. Hatta qaçaq yolundan getmək də praktiki cəhddə mümkündür. Ona görə o zəng son dərəcə məntiqsiz bir zəng, mənasız bir zəng. Yəni bilirsiniz, Türkiyədə yaşayıram. Birinci yaşadığı şəhərin adını bilmir. Fikirləşib deyir. Fikirləşib. Vaxt odur elə. İkincisi, siz deyir, Doğuş Bey'in anasının hardan olduğunu demiştiniz. Vallahi indi dedi, yadıma düştü. Bilmirəm hiç harda doğulubdu, yani. Doğuş Bey'in uşaqlığı bir kere İzmir'de geçti. Yok, Doğuş Bey 4 yaşına kadar Almanya'da yaşayıp Almanya, ve Doğuş Bey Almanya'da doğumludu. Sonra. Almanya doğumludu. Yani o Türkiye'de doğulmuyordu, Almanya'da doğulubdu. Sonradan 4 yaşında getirip atıbdılar. Yani aile atıb onu. 4 yaşında da orada, burada uşaq evlərində. Yəni, mən heç bilmirəm anası harada, hansı şəhərindən, atası hansı şəhərdən olubdu. Yəni, bir kərə burada artıq yalandı. Mən efirdən bu sözləri heç vaxt deməmişəm. İkinci, xanım, siz hansı şəhərdə yaşadığınızı bilmirsiniz. Üçüncü, WhatsApp'ım yoxdur. Siz inanırsınız indiki zəmanədə, İndi bax, bu günkü gündə kiminsə WhatsApp-ı olmasın. Pəncərə önündə deyir, baxırdı, pəncərə önünə. Sonra dedi, yerdə mən keçəndə gördüm onu. Yəni, o qadının danışdıqların hamısı, o bir yalan danışmaq üçün neçə yalan uydurursan, o xanım da istəyindən qədər yalan uydurdu. Gəlmişdi, onlardan biri də budur. Bu, sadəcə o biraz sərhədləri aşıbdı. Seyran bəy düzgün qeyd elədi. Hətta uşağın, az yaşlı uşağın iki valideynin icazəsi olmasa belə, biri onu götürüb apara bilmir xarici. Yəni, mümkün deyil. İnsanlarda gerçəkdən artıq vicdan kavramı gittikcə zayıflayıb. Yəni, buraya biz 72 gündür çaba harcadığımız, yəni insanların bütün Azərbaycanın, hatta deyim, bütün dünyanın deyim, dünyanın her tarafından bu programı izleyen insanlar var. Herkes Rasim için dua ederken, bir şekilde bir haber almak için herkes dua ederken böyle asılsız yani yalan şeylerle bu yani belki de o hanımın aradığı vakta belki Rasim için biz belki bir haber alacağız. Ben özür istiyorum. Azerbaycan'da yoksuzdu. Size hoş geldin hanım, gene söylemiştim. Rasim'in başına oyun açan kişiyi şu anda o bu programı izliyor. Ve ben ona bir şey söylüyorum. Nereye kadar kaçabilirsen sen? Ne de, hara kadar kaçabilirsen. Hara kadar kaçabilirsen sen bir şekilde. Geç tez sen bir açık vereceksen. Beli. O uşağın başına açtığın oyunu. Yani hiç de yok. Rasim varsa hem burada hem de öbür tarafta çekeceksen. Yani gizlettiğin 72 gün bu aileye yaşattığın azap var. Yani belki de hiçbir şey olmuyor. Bir beledek, lagitlik, bir böyle özünüz de bilmeden hansısa bir hadisenin kurbanı olubdu. Bunu gizletmeye ihtiyaç yoktur. Geci tezi var. Onsuz da hüquq mühafizə organları araştırma aparır. Geç tez. Bakın Səidənin olayı biraz önce benim karşıma çıktı sosyal şebekelerde. O masallıdakı hadisə. Burada bu studiyada Əfrail'in qalxması, qışqırması, bağırması,
Halbuki biz onların hamısını bize söylemiştiler. Sonra ben onları yazılı şekilde Respublika Prokurorluğuna efsanenin kaynanası olay, Ağcabəd'deki o kaynana olayından sonra ben göndermiştim. Ve ondan da sonra yani gördüğünüz her şey ortadadır. İndi gece tezi var da, gör neçə il keçdi. 2015-ci ildən itkin düşmüşdü. Görün neçə il sonra her şey ortaya çıxdı. Ona görə qaçmaq lazım deyil. Və bu hadisəni bilən biri də varsa, 100% ki var və 100% indi məni izləyir. Çünki bu proqramın qarşısından bəlkə də o saniyə belə uzağa getmir. Bilsin ki, gec tezi var. Ona görə bir zəng və ya hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verə bilərsiniz. Polisə gedə bilərsiniz. Önəmli deyil ki, siz bura zəng eləyəcəksiniz. Polisə gedib. Təslim ol. Etiraf et. Amma Xoşqədəm xanım, bu hadisəni bilən şəxs həmin ehtiyatsızlıqdan törədilmiş bir cinayətin iştirakçısı. Təbii o gəlib etiraf etməyəcək. Ona görə də biz ümid etməliyik hüquq mühafizə orqanlarına. Əlbəttə ki, onlar araşdırma aparır, axtarış aparır. İnsanlarımız da kömək etməlidir. Bəli. Yəni, burada Rasim olayında bir elin parmağı qədər şübhəli var. Birincisi də o kamerayının qayıtlarını silən o Hüseyin miydi? Yox, o silməyib də, deyir ki, öz-özünə silinir də, müəyyən vaxtı var. Müəyyən vaxt olsa bilə o hard diskin təkrardan müəyyən şəkildə çıxartılması mümkün oluyor. Xeyr, tam halda mümkün olmur, çünki biz bu elə bir yerdə çalışırıq ki, bunları biz daha yaxşı bilirik. Bəzən materiallarımız itir, biz onların geri qaytarılması üçün. O, hər dəfə tam halda geri qayıtması qeyri-mümkün. Amma Xoşqədəm hanım, 5 tane şübhəli varkən, bu 5 tane insan üstünə yoğunlaşıb, Yəni, onsuz da danışdırılır, iş gedir, gedir iş, Özcan bəy, sizin məlumatınız olsun. Və əminəm ki, bu gecə tezi var. Sadəcə olaraq, ailə artıq tab gətirə bilmir bu həsrətə. 72 gün. İnanın mənə ki, Aygülün gözyaşı, ailənin gözyaşı, Bibinin dünən verilişdən sonra o mənim otağımdakı tökdüyü gözyaşları, bunlar artıq o qədər, yəni əsəblər, sizə necə deyim, tarıma çəkilibdi. Onun üçün də, yəni biz, mən belə başa düşürəm ki, ona görə mən hər dəfə bu neçə gündə sizlərə müraciət edirəm. Bildiyiniz varsa çəkinməyin, deyin. Və Rasimlə bağlı növbəti zəngi qoşaq, yoxsa qısa bir ara. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik.